İyi akşamlar Verus. Günlük grafik en son videosunu yaptığımda dirençteydi. 13 Eylül'de yapmıştım. %6 ile bitirmişti günü. O direnci geçemedi. Ertesi gün satışlar ağır bastı çok. Ve tekrar desteğe doğru bir hareket gördük. Şimdi Verus'ta tabii kırmızının altındayız. Yani kırmızı geçilmedikçe hep söylüyorum o sıkıntılı. O kırmızıyı çekemememiz lazım. O zaman sağlıklı boğa döneminde oluyoruz. O kırmızıyı aşağı yönlü koymadığımız zaman. Desteğe geldi. Yani çok şaşırtıcı bir hareket değil. Bu tür satışlar 8-20 geçildi, 50 geçildi. Bütün ortalamalar geçildi. Yani hareketli ortalamaları stop koyan varsa onlar stop oldular orada. Tabii kârda stop oldular. Güzelliği o tabii bu akım. O yüzden iyi bir akımdı arada. Aşağıda 44 civarlarını takip ediyoruz. Yani 44 koparsa bir 42 desteği var altında. Dolayısıyla destekler burası. Şu anda bu destek tekrar Verusa'yı en azından 2-3 gündür tutmayı başardı yani o kısmı kıramadı. Tabi buradan hareket 47,5 civarlarında kapanış aramak lazım. Yani 47,5 kapanışını alırsak belki tekrar bir kırmızı denemesi olabilir ama bundan sonraki tabi kırmızı daha düşük bir yerde. Yani 49-50 civarları Verus'un bir yukarı tepki gelirse önündeki direnci, en önemli direnci. Bu kısım dağılıyorsa 52. 52 geçilemiyorsa o zaman bir yatay alan ihtimali beliriyor. Dolayısıyla dirençler virüsü da böyle takip edilmeli. Yani bu dirençler özellikle takip edilmeli. Şu an için bir düşüş akımı tabii diyorum yani kırmızının altında kalmak sorun her zaman sorun ama yani 44 civarlarda kırılmadıkça yeni bir dip oluşumu olmadığı için bakın bu önemlidir. Yeni bir dip oluşmuyorsa düşüş akımı dağılabilir orada. Zamansallıktan da kırılabilir bazen. Böyle sağa yayılır gider. İşte şey de var. Sasa'da var. Daha tabii henüz o zamansallıktan kıramadı ama işte 26'yı kıramıyor aşağı. Öyle sağa doğru yayılıyor. Yani ona bakarız. O bir yerde o kırmızı eninde sonunda mutlaka geçilir. Neticede 44 kırılmadıkça da yeni bir dip oluşmadığı için büyük bir tehlike yok artık. O yüzden o 44 ve 42 hatta alabilirsiniz. Orayı da yani marjınız genişse el veriyorsa eğer yeteri kadar 44-42 bu arada dikkat etmek lazım. Hacimler tabii sönümlendi. Şuradaki alıcılar artan hacimler kayboldu gitti onu sattılar. Orada kırmızı da çünkü çok büyük hacimle geldi. İlk kırmızı özellikle tepede düşüş. İlk gün çok büyük hacimle daha sonra da düşmeye başladı tekrar. Yani 44'e geldiği zaman bu ne demek? Piyasanın cebinde akrep var demek. Yani orada yavaş yavaş biraz sönümleniyor. Satıcılar bir fren koyuyorlar demek. Çünkü adam onu da vermeye devam eder. Büyük lotlarla veriyor mu? Vermiyor. Ne yapmış? Lot sayıları günden güne azalmış. RSI 40. MACD negatif. RSI iyi bir bölgeye değil. Satıcıların hala ağırlıkta olduğunu gösteriyor. Gösterge açısından yani pozitif bir şey maalesef yok. Tabii tutunma olursa yine söylüyorum 44'te tutunma olursa bu göstergelerde yavaş yavaş biraz düzelmeye başlar. Özel bir mum formasyonu yok. Çok da hızlı ve sert düştü. Yani burada tabii haber akışı da iyi değildi. Yani şey olarak hem ekonomi olarak işte Amerika tarafından gelen haber akışı da kötüydü. O biraz daha tabii hızlandırdı yani oradaki satışları. Çok üçüne beşine bakmadılar. Yani şurada kârda olan bir kitle vardır. Kârdaysanız açık söyleyeyim o tür dönemlerde yani Fed toplantısı geliyor. Tahvil alımları azaltılacak endişesi. Efendime söyleyeyim Merkez Bankası bizim faiz indiriyor. Amerika'nın 10 yıllıkları yükseliyor falan filan. Bu tür bir ortamda kârda olan çabuk bozuyor. Yani stopu da çabuk koyuyor genellikle. Burada da biraz o yüzden tepki çok sert geldi. Yani aşağı doğru bayağı bir momentumlu gidiş oldu. Bunların dışında özel bir şey yok. Yani dirence bakacağız. Bu direnç ne zaman geçilirse 52'nin üstüne artık ne zaman bir hareket görürsek o zaman biraz daha heyecan yaratabilir virüs. Herkese iyi akşamlar.